Sayın Cumhurbaşkanları, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti ve Burkina Faso arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile Burkina Faso Devlet Televizyonu arasında işbirliği protokolü. İmzacılar Türkiye adına Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren, Burkina Faso adına Devlet Televizyonu Genel Müdürü Pascal Tiombiano. Türkiye Cumhuriyeti ile Burkina Faso arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir, Burkina Faso adına Devlet Bakanı Milli Savunma ve Eski Muharipler Bakanı Mumina Şerif Si. Türkiye Cumhuriyeti ile Burkina Faso arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Burkina Faso adına Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı Aruna Kabarı.
Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın toplantısı için Sayın Cumhurbaşkanlarının kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostum Sayın Kabure'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve heyetine, ülkemize hoş geldiniz diyorum. Bu tarihi ziyaretin Burkina Faso'dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk resmi ziyaret olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Kabore ve beraberindeki heyetle biraz önce gerek ikili gerekse heyetler arasında kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 62 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, nüfuslarının toplamı 100 milyona ulaşan iki ülke bakımından istenilen düzeyin çok ama çok altındadır. Ticaret rakamını beraber çalışarak artırma kararlılığımızı teyit ettik. Özel sektörümüzü Burkina Faso ile ticaret ve yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam ediyoruz. Özellikle tekstil ve madencilik alanlarında şirketlerimizin Burkina Faso'da projeler üstlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Dostum Kabore'ye girişimcilerimize sağladığı destek nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ziyaret vesilesiyle İstanbul'da Türkiye-Burkina Faso İş Forumu'nun yapılması da faydalı olmuştur. Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon ikinci toplantısının da gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. İki toplumun birbirine daha da yakınlaşmasını sağlayacak bir diğer önemli alan eğitim öğretimdir. Gerek Türkiye burslarıyla gerek kendi imkanlarıyla öğrenim gören 200 civarında Burkina Faso'lu öğrenci bulunmasından ülkemizde özellikle memnuniyet duyuyoruz. Değerli basın mensupları, dostum Kabore, GBS Sahil Dönem Başkanlığı'nı da şu anda derüte ediyor. Desteklediğimiz bu oluşumun başarısına önem atfediyoruz. Zira İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olmamız hasebiyle de ikili ilişkilerimizi bu noktada çok çok önemsiyorum. Burkina Faso dahil sahil ülkeleri son dönemde artan şekilde terörün hedefi olmuştur. GBS sahil ortak gücüne taahhüt ettiğimiz 5 milyon dolarlık askeri yardımı planlandığı şekilde değerlendireceğiz. Ve kendilerine de bu desteğimizi aktaracağız. Dostum Kabore ile görüşmelerimizde terörle mücadele alanında karşılıklı işbirliğimizi ve desteğimizi sürdürme yönündeki ortak irademizi yineledik. 2015 yılındaki darbe teşebbüsünü engelleyen Burkina Faso halkı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk milletiyle bir dayanışma sergilemiştir. Kıta genelinde FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Cumhurbaşkanı Kabore'nin desteğine özellikle güveniyorum. Değerli misafirler, insanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur.
Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek, özellikle bu birikime fazlasıyla sahiptir. Karşılıklı saygı ve eşit ortaklık temelinde Burkina Faso ve Afrika ülkeleriyle işbirliğimizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu düşüncesinden hareketle Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. TİKA, içme suyuna erişim başta olmak üzere sağlık, eğitim ve tarımsal işbirliği gibi çeşitli alanlarda Burkina Faso'ya yardım yapıyor. 2014 yılı sonunda yaşanan olaylarda zarar gören meclis binasının tadilatı ve tefrişi Türkiye tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeni meclis projesi ile ilgili kurumlarımızca bunun da incelemesi yapılmaktadır. TİKA, Burkina Faso'da örnek teşkil edecek sağlık merkezi inşasını da planlamaları arasına almıştır. Kadınlara meslek edindirme merkezinin inşası da tamamlanmış olup açılışı önümüzdeki hafta yapılacaktır. Az önce huzurumuzda imzalanan yatırımların teşviki, savunma sanayi ve kamu yayıncılığı konularındaki anlaşmalar ilişkilerimizin ahdi zemininin sağlamlaşmasına yardımcı olacaktır. Tabii bununla ilgili ayrı bir anlaşmayı da süratle Adalet Bakanlarımızın arasında suçluların iadesi anlaşmasını da en kısa zamanda gerçekleştirmek suretiyle özellikle terör örgütlü mensuplarının da iadesini karşılıklı olarak temin edeceğiz. İki ülke arasındaki dostluğun daha da gelişeceğine inanıyor. Sayın Kabore'ye ve heyetine tekrar hoş geldiniz diyorum. Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim. Ve ta belediye başkanlığımdan bu yana sürekli sandıkla gelen ve sandıkla bu yolculuğu devam ettirirken darbeyle muhatap olan bir insanım. Onun için de darbenin ne olduğunu, neler katıp neler götürebileceğini de bilen birisiyim. Ne yazık ki bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin maalesef darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını da hep görüyoruz. Ve bu konuda nasıl iş tuttuklarını da görüyoruz. Ve nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz. Bunun için herhalde ülke ismi saymamıza gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ve bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Ve bu noktada da yine temennim odur ki suhuletle bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum. Böyle düşünüyorum. Son dönemlerde Sudan'ın yaşadığı sıkıntıları da bilen birisiyim. Bütün bu ekonomik sıkıntıları da aşmak suretiyle Sudan'ın farklı bir sürece girmesi bu bizim için önem arz etmektedir. Şu anda çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Ömer Beşir'le ilgili evinde midir veyahut da bir başka yerde midir? Bunlar hakkında sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Ama şunu söyleyeyim, milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir.
Çünkü bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti ve her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş Sudan'ın muhatap olmasını doğrusu istemem. Teşekkür ediyorum.